31 Ağustos, 6 Eylül. Terazi burçları neler bekliyor diyorsanız, evet, terazilerin mahkemesel boşanma, ayrılık, iş mahkemeniz ya da bu hafta bunlarla alakalı olumsuzluklarla ilgili bazı şeylerin rahatlığına yaşayın. Eğer boşanmak istemiyorsanız mahkemeniz ertelenecek. Eğer işinizle alakalı mahkemeniz varsa büyük bir sevinç yaşayacaksınız ve haklarınızı geri alacaksınız. Bulunduğunuz noktada mahkeme yapıyorsanız, yani iş yerinizle alakalı mahkeme yapıyorsanız, haklarınızla ilgili konuşma dönemi, hatta ve hatta buraya çok fazlasınız siz. Alternatif iş bakarsanız burası gideceğiniz nokta sizin için daha hayırlı olacak. O yüzden alternatif teklifleri, alternatif noktaları bir gözden geçirin. Hak ve adalet yerini bulacak değerli terazi burçları. Çünkü sizin ruhani evreniz, yani ruhsal enerjiniz o kadar güçlü ki, yani adalet olan Yaradan'ın enerjisine o kadar çok inanıyorsunuz ki, ben hak ettiğim ve hak edilmesi gereken her şeyi hak olarak kazandım diyorsunuz. Evet, tırnaklarınızla, emeklerinizle bir yere geldiniz. İnsanlara yaptığınız iyilikler ve fedakarlıklar hep nankörce kullanıldınız. Artık siz adaletin Rabbime emanet ettiğiniz için kimseyi sorgulamama ve yasal ve olan her şeye de artık razıyım dediğiniz bir noktadasınız. Bu kocanız için olur, çocuğunuz, iş yeriniz için olur. Razıyım demek, yani artık onların hatalarına, düzenleriyle uğraşmıyorum. Ben kendime razıyım dediğimiz bir döngüye giriş yapacaksınız. Bu da sizin için çok iyi gelecek ve benliğinizle alakalı yorgunluklar bitmiş olacak. Çünkü beyniniz devamlı, ne kadar yaratıcı ve sanatçı olsanız da iyi bir matematikçi bir zekanız var değerli terazi. Ve insanlarla iletişiminiz muhteşem, güzel. Artık siz fark edilme, siz istenileceksiniz. Siz insanları istemeyeceksiniz. İnsanlar sizinle çalışmak, konuşmak, diyalog geçirmek, yani olmasını istediğiniz güç, oluşumlarla alakalı noktada çok güzel bir rahatlık haftanız olacak. Bence bunu çok iyi değerlendirin. İsteklerinizin kapılarının açık olduğu bir noktada, Yaradan'la olan bağınız da o kadar güçlü ki, yani siz isteyin, Rabbim size versin diyorum değerli terazi burçları. Özellikle şey demişim, çocuklarla ilgili sorun, eğitimi, kariyeri, hayatlarıyla ilgili sorun yaşayan bazı terazilere demişim ki, evet, böyle sorunlar gündemde olacak. Hepimiz aynı konumdayız. Ben de çocuğum var. Okulla ilgili online sistem var. Hepsi evdeki çocuklarınızın zekasına inanın. Onlar çok zeki ve çok akıllı ve gelecek hayatları da parlak. Gereksiz onlara baskı yapmanızı istemiyorum ve zaten çocuklar gergin. Bu baskınlığa gerek yok. Aileler arasındaki yaşanan diyaloglarda güzel gelişmeler, keyifli sohbetler ve sizi anlayacak enerjiye giriş yaptınız. Mesela şöyle söyleyeyim. Anlamayan ablanız ya da anneniz size hak verme dönemi yaşayacak. Anlamayan kayınvalideniz ya da görümceniz ya da eltiniz sizi haklısınız diyeceği. Yani aynı şekilde erkekler için de geçerli değerli terazi burçları. Siz kimle ilgili sorun yaşıyorsanız sizin haklı olduğunuz ve adaletin size verileceği bir haftayı yaşayacaksınız. Doğru kararlar ve özellikle de şöyle söyleyeceğim, kendi eğitiminizle alakalı yapmak istediğiniz yüksek dil eğitimi olabilir, master olabilir, kafanızda planlarınız var, bunları da hayata geçirmenizi istiyorum. Bir de özellikle tarım ve toprak işiyle uğraşmak isteyen bazı terazi burçları, evet doğru karar verdiniz, sadece yer mi belirleyemiyorsunuz anlayamadım ama bunu yapın, marka olacaksınız. Yani organik tarım üzerine ya da organik üzerine ne yapmak istiyorsanız bu size çok büyük bir başarı ve aydınlık getirecek. Yap demişim. Yani kafandaki düşüncen doğru. Bunu hayata ne zaman geçireceksin, ne zaman bu kararı verdin bilmiyorum ama çok doğru bir enerjidesin. Uzun süredir vermiştin tabii ki biliyorum ama nerede başlayacağınla ilgili kararsızsın. Sana yakın olan 3-4 saatlik bir mesafeli yolda yapabilir ve büyük bir aydın. Özellikle geçmişte bir erkekle ilgili ya da kadınla ilgili sorun yaşadıysanız onunla da yüzleşeceksiniz. Bir de mahkemede gelmesini istediğiniz bir paranız var. Bu para bu hafta bitmeden gelmiş olacak ve sizi mutlu edecek diyorum. Evet, siz Yaradan'la olan enerjiyi düzeltmiş olduğunuz için size siz kendi sesinizdeki duayı, kalbinizdeki şifanızı bulmuşsunuz. Ama şöyle söyleyeceğim. Herkes affedilmeyi hak ediyor. Uzun süredir affetmeyeceğim dediğiniz insanla gidin bir yüzleşin. Sizde de hata vardı. Bunun farkındasınız ama onun adım atmasını bekliyorsunuz. Bazen adalet birinin de adım atmasını gösterir. Yükselen ve ay burcunuzu dinleyin lütfen.